Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bugün yağ bezelerini nasıl yok edeceğiz? Ondan bahsedeceğim. Yağ bezeleri nasıl oluşur? Metabolizmanız, yağ metabolizmanız çalışmıyorsa bu da yüzünüzde yağ bezeleri ve tabii ki saçlarda yağlanma, ciltte çok fazla aşırı yağlanma yapar. Bunun için maske isteyen arkadaşlar beni dinliyorsa cildiniz yağ metabolizması çalışmadığı için yağlanıyor. O yüzden metabolizmanızı düzgün bir şekilde nasıl çalıştırırız? Önce bunu yapacağız. Sonrasında da küçük bir maskemizi yapacağız. Onu da dolapta bir hafta kadar saklayabilirsiniz. Ben çok az yaptım size göstermek için ve siz de biraz daha büyük yapabilirsiniz. Bunun için 3 malzeme kullandık. Kuşburnu. Onu ezip içine koyacaksınız arkadaşlar, unutmayın. Ihlamur kullandık ve tabii ki altın otu kullandık. Bu sadece kürünüz. Bunu her gün taze taze yapıp içeceksiniz. Aynı çay gibi arkadaşlar. Yemekten sonra içebilirsiniz. Metabolizmanızı hızlandırsın diye. Çayımız şimdi hazır. Bunu süzeceğiz, ılımaya bırakacağız ve maskemizi yapmaya geçeceğiz. Çayımızı kenara alalım ve maskemizi yapmaya geçelim. Küçük bir patates kullandım dediğim gibi. Bunu iyice haşladım. Sonra iyice bunu ezeceğiz arkadaşlar. Bu hazırladığım kürü bir ay boyunca kullanacaksınız. Taze taze yapıp kullanacaksınız. Bu metabolizmanızı hızlandıracak ve vücuttaki yağların daha hızlı bir şekilde atılmasını sağlayacak. Zayıflamak isteyen arkadaşlar kullanabilir. Sadece bir ay kullanacaksınız. 10 gün ara vereceksiniz. O 10 gün ara vermede de lavanta çayını kullanabilirsiniz. Lavanta çayı da çok güzel. Bunu her zaman kullanabilirsiniz. Zayıflamak istemiyorum ama yağ bezelerinden kurtulmak istiyorum diyen arkadaşlar da sadece lavanta çayı ve bu patates püresi maskesini uygulayabilir arkadaşlar. Bunun içine bir çay kaşığı kadar da bal koyacağız. Bala alerjiniz varsa koymayın, zaten cildinize kötü gelecek, tahriş edecek. Sadece patates püresini de kullanabilirsiniz. İkisini de kullanırsanız daha çok etkisini görürsünüz. Dediğim gibi eğer bala alerjiniz yoksa. İyice ezmeniz gerekiyor. Püre haline getirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi dolapta saklayabilirsiniz 5-6 gün boyunca. Bunu her gün kullanacaksınız. Göz altlarınıza maske şeklinde yerleştireceksiniz. İlk sürdüğünüz zaman hafif masaj yapacaksınız. Yedireceksiniz cildinize ve sonrasında da üzerine biraz koyup 10 dakika 15 dakika boyunca bekleyeceksiniz. Sonra soğuk su ile yüzünüzü temizleyeceksiniz. Göz altlarınızı temizleyeceksiniz. Ondan sonra ne yapabilirim derseniz papatya çayını demleyip yüzünüzü tonik olarak, yüzünüze tonik olarak kullanabilirsiniz. Sadece yağ bezelerinin üzerine sürebilirsiniz. Kılcal damarlarınız varsa da bunu kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde bir zararı yok. Papatya çayı bazı kılcal damarlı ciltlere uymuyor. Ona da dikkat edin. Bazı ciltlere uyuyor, bazı ciltlere uymuyor. Bu aklınızda olsun. O yüzden papatya çayını kullanırken biraz daha dikkat edin. Yani yüzünüze sürerken dikkatli olun. Bunu bu şekilde kabımıza koyacağız. Kapağını kapatacağız. Buzdolabında saklayacağız. Her gün kullanacağız. Kürü de her gün kullanacağız. Bir ay boyunca kullanacağız. 10 gün ara vereceğiz. Ara verdiğiniz zaman da lavanta çayını kullanacaksınız. Dediğim gibi lavanta çayı da aynı şekilde güzel bir etki gösterecek. Yağ yakımını hızlandıracak. Çok güzel iki tane kür arkadaşlar. Yağ bezelerinizin üzerine iyice yedirin. Sonra dediğim gibi biraz daha fazla üzerine koyabilirsiniz. Akşam bunu uygulayın veya gündüz uygulayın. Hiç fark etmez. Akşam işiniz olmadığı zaman zaten uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bir ay sonra onların ne kadar küçüldüğünü ve yok olduğunu göreceksiniz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bir ay sonra sizden
güzel yorumlar, güzel sonuçlar bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle ve tabii ki güzellikle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.